Evet, tekrar merhaba. Proje yönetimi içeriğine bir giriş yapmıştık. Projenin ana safhalarına doğru bir sözleşme örneğinin içerikleri üzerinden görüşmüştük. Ve en son 5 temel safhadan bahsetmiştik. Şimdi projenin başlangıç safhası, ilk safhası oluyor bu. Buradan biraz daha yapılan işleri detaylandırmaya gayret edelim. Öncesinde büyük resmi kısaca görmek için sizlerle PDF olarak paylaşmış olduğum eğitim notunun üzerinde şu şemaya bakalım. Bir projenin performans periyodunu tanımlamış durumda. Girdi neydi? Elimizdeki sözleşme. Çıktılarımız neler? Projede ortaya çıkan teslimatlar. Teslimat deyince genellikle elde tutulabilir bir sistem, bir kutu. Ancak burada bir hizmet de teslimat kalemidir. Dolayısıyla teslimat demek illa bir yerden bir yere elle, araçla, vasıtayla götürülen, ele, göze, dişe gelen bir şey anlamına gelmez. Mal ve hizmet sözleşmeleri olabilir ve bir sözleşme hepsini içeriyor olabilir. Verdiğiniz eğitim de bir teslimat kalemidir. Verdiğiniz bir danışmanlık hizmeti de bir teslimat kalemidir. Yani sözleşmenin çıktıları bunlar olabilir. Sözleşmede başka neler ortaya çıkıyor? Pek çok sayıda kayıt ortaya çıkıyor. Bunlar bir kısmı müşteriyle paylaşılan kayıtlar, bir kısmı da sizin şirket içinde kurumsal olarak veya bireysel olarak entelektüel sermayenizin gelişimine hizmet eden, onu oluşturan kayıtlar. Bizim bir proje performans periyodunda döngülerimiz var. Neydi? Projenin başlangıcında yönelik bir süreç var. Daha sonra bir planlama süreci var ve yürütme yani icra süreci var. Bu aşamada planlama ve yürütme süreçleri itibariyle ortaya çıkan izleme ve kontrol sürecinin gerektirdiği faaliyetler var. Ve de projenin bir kapanış süreci var. Böylece 5 safha bu şekilde bir şema içinde göstermiş olabiliyoruz. Biraz daha ileri gidelim. Büyük resme bir de daha farklı bir gözle bakalım. Burada da projenin başlatma, planlama, yürütme, kapanış ve izleme kontrol süreçleri tek bir şema üzerinde gösterilmiştir. Her bir safhada ortalama olarak söylüyoruz tabii. Farklılıklar gösterebilir projelerden projelere. Ancak bu bir genel gösterim olarak doğru bir gösterimdir. Altlarındaki alanlar, bunların büyüklükleri, işçilik maliyetlerini gösteriyor diye düşünün. Yani mesela başlatma sürecinde ortaya çıkan iş için harcanan işçilikler diyelim ki bir birimse, bakın bir sonraki planlama süreci biraz daha büyük bir tepe diye düşünelim. Örneğin başlatma sürecinin belki 2 katı veya biraz daha fazla bir büyüklük ortaya çıkacaktır. Sonra icra süreci var. Yani projenin aslında yürütüldüğü süreç. O tabii kocaman bir süreç. Yıllarca sürebiliyor proje süresine bağlı olarak. İzleme ve kontrol süreci de zaten planlama artı yürütmeyi kapsayacak şekilde en son baştan neredeyse başlıyor. Kapanışa kadar devam eden projeyi monite ettiğimiz, izlediğimiz, kontrol ettiğimiz işler yolunda gidiyor mu gibi faaliyetleri içeren bir süreç. Bu da alanı görsel olarak burada tahmin ediyorsunuz ne büyüklükte olduğunu. Bir de projenin bir kapanış süreci var. Bizlerin genelde ıskaladığı bir alandır bu. Projeler biraz böyle kendi akışında kapanır. Tabii kurumsal firmalarda bu kapanış süreçleri tanımlı. Kalite denetimleriyle de kapanış süreçlerinin süreçlerde belirtilen faaliyetlere uygun olarak yapılıp yapılmadığı da kontrol ediliyor. Yani projeleri aslında biz kendi akışında kapatmıyoruz. Projenin kapanışı da bir süreçtir, tanımlı bir faaliyetler bütünüdür ve yapılacak işler vardır ve aslında çok kritik ve önemlidir. Biz başa gelelim, bıraktığımız yerden artık bu 2. bölüme bir giriş yapalım. Projenin başlangıcında bir proje kodu yayınlanıyor. Burada önemli olan bu kodun neden kullanılacak? Varsayalım ki biz 10 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçimizde yazılımcısı, donanımcısı, makine mühendisi, konfigürasyoncusu, kalitecisi, proje yöneticisi çalışıyoruz. Bir ürün ortaya çıkartıyoruz ama varsayalım ki 3 ayrı projeyi birlikte yürütüyoruz. Biri atıyorum 18 ay, öbürü 24 ay, öbürü de diyelim ki 20 aylık projeler var. Ve biz 6. ayında projeye bakıyoruz. A, B ve C projeleri. Bu 10 kişinin maliyetini 6. ay itibariyle birikmiş maliyetlerini toplayıp kilo hesabıyla ABC projelerini 3'e bölerek mi dağıtacağız? Hangi projenin ne kadar maliyeti var bunu anlamak için. Yoksa projelere ayrı kodlar atayacağız ABC projeleri şeklinde. Mesela ben proje yöneticisi olarak A projesinde %80 çalışacağım. B projesinde %10 çalışacağım. C projesinde de %10 çalışacağım. Ben eğer 3'e bölseydim kendi işçiliğimi %33.3 olarak her bir projeye dağıtırdım. A projesinde halbuki %80 çalışmışım. Bütün benim işçilik saatlerim aslında bir maliyet kalemi biliyorsunuz. Bir firmada çalışırken bu işçiliğim karşısında bir maaş alıyorum. İşverenin yüklendiği ilave maliyetler de var. Bunların detaylarını teklif verme video kaydında anlatmıştım. Yani bu maliyetler nasıl hesaplanıyor diye. Oradan detayına bakabilirsiniz. Dolayısıyla %33'ümü atadığım bir mali kod olarak A projesinde ben %50'ye yakın eksik bir bildirim yapmışım. Halbuki B projesinde %10 çalışmıştım. Ona da %33 atıyorum örneğin. Orada da %23 haksız ilave maliyet atamışım. Dolayısıyla bizler projelere kodlar atarız. Bir an itibarıyla 6 ayrı projede çalışmak üzere görevlendirilmiş bir proje mühendisi olabilirim. Veya siz bir yazılım mühendisi olarak 2 ayrı projeye destek verebilirsiniz. Veya bir makine mühendisi 5 ayrı projeye hizmet verebilir. Örneğin her projedeki CFD işlerini yaptığınızı düşünün. Önünüze A projesinin CFD işi geliyor, onu yapıyorsunuz, gönderiyorsunuz. 2 gün sonra B projesininki geliyor, onu da yapıp gönderiyorsunuz. Bütün projelere hizmet veriyorsunuz. Dolayısıyla projelerin ortaya çıkan maliyetlerini merak ediyorum. Çünkü neden biz bunu merak ediyoruz? Ne dedik? Projelerin 3 tane temel bacağı var dedik. Bunlar 4'e, 5'e, 6'ya da arttırılabilir. Detaylara girmeyelim şimdi. Neyimiz var bizim? Takvimimiz var, süremiz, maliyetimiz var. Yani bütçemiz. Bir de kapsamımız var. Yani ne yapacağımız da belirli. Kapsam da nereden doğdu? Bunların hepsi sözleşmeden doğdu. A projesine dedim ki 10 liraya yaparım. İmzaladım sözleşmeyi, 10 liralık sözleşme. B projesine 5 lira dedim. C projesine de 5 lira dedim. Ben nereden bileceğim A projesinde 10 lira dediğim işe 10 lira mı harcadım, 12 lira harcayıp 2 lira zararıma girdim. Veya B projesine 5 lira dedim de 3 lirada bitirdim bu işi. 2 lira fazla teklif vermişim. Evet, çok sevindik proje bittiğinde, B projesinde. O 5 liralık işi 3 liraya bitirdik, 2 lira da cebimize kaldı diye, ama bu aslında o kadar da iyi bir şey olmayabilir. Çünkü ben B projesini belki doğru hesaplayamadığım için 5 lira teklif verdiğim işi bir rekabet ortamında kaybedebilirdim de. Dolayısıyla 3 liralık işe 5 lira deyip 3 liraya bitirmek matah bir şey değildir. Yani bir işletme zihniyeti açısından baktığınızda doğru olan ne artısı ne eksisi, eksiği fazlası değil, gerçek durumun ne olduğunun bilinmesidir. Gerçek durumun ne olduğunun bilinmesi için de pek çok maliyet muhasebesi tedbirleri dahil böyle bazı metodolojiler uygulanır, süreçler oluşturulur ve bunlar takip edilir. İşte proje kodu dediğimiz şey aslında bu bir mali kod. Bir projede ortaya çıkan maliyetlerin o projede toplanması, izlenmesi ve kontrol edilmesi için oluşturuluyor. Büyük firmalarımız 200 tane proje birden yönetiyor. Projelerin maliyetleri üst üste bindiğinde çok garip tablolar ortaya çıkabilir. Şimdi sizin 400 milyon dolarlık 200 projenin yönetildiği bir birim olduğunuzu düşünün. Orada artık her bir projenin gerçek maliyetini bilmeniz şirketin sağlığı açısından çok önemli. Bu aslında tek bir projede bile çok önemli. Çünkü yaptığınız bir işin gerçek maliyetini parmak hesabıyla yapmanın ötesinde gerçekten bilip bir sonraki teklifinizdeki benzer işlerin gerçek ve doğru fiyatlandırılabilmesi için projelerin içindeki maliyetlerin doğru toplanması lazım. Zor bir şey mi? Hayır. Bildiğimiz savunma sanayi firmalarımızın hemen hemen hepsi proje maliyetlerinin doğru takibi, kontrolü maksadıyla pek çok sistemler kurmuş durumdalar. Bu firmalarımızda çalışan arkadaşlarımız bu işleri zaten yürütüyorlar ve biliyorlar. İşte biz bu maksatta ilk başta projenin mali kodunu yayınlarız başlangıç safhasında. Milli Muharip Uçak Projesi, IMU geliştirme projesine MMU-IMU dersiniz. Yani bir şekilde kısaltırsınız, bir kod haline getirirsiniz. Ama yüzlerce kodun olduğu ortamda hangisi neydi ezberlememek için de projeyi de çağrıştıracak şekilde kodlar atanır. Sonra ne lazım? Proje yöneticisinin atanması lazım. Projeyi birisi yönetecek. Şimdi proje yöneticisinin atanmasının mantığının üzerinden şöyle anlatayım. Aslında şöyle düşünün. Bu düşünce yapısı pek çok başka kafanızda oluşabilecek ihtilafı veya soru işaretlerini de giderecek olması açısından önemlidir. Aslında bütün projeler genel müdür. Yani bunu böyle kabul ederim. Yani A departmanına gelen proje A departmanının değil. Şirkete gelen, giden her şey genel müdür. Genel müdür isterse oturup projeyi kendi yönetebilir. İsterse bazı görevlerini, süreçlerinde tanımlanmış olan görevlerini hiyerarşi içinde X proje yöneticisine atayabilir. Bu büyük firmalarda genel müdür yardımcısı da olabilir, grup başkanı da olabilir ama bir üst düzey yetkilendirilmiş kişi o işi bir başka kişiye atar. Proje yöneticisi şirketin en üst yetkilendirilmiş kişisi tarafından resmi olarak bir süreçle ataması yapılan kişidir. Proje yöneticisi atanacak en üst düzeyde kişi tarafından ve o proje yöneticisinin de limitleri belli olacak. Yani limitleri ne demek? Mesela her kararı alabilir mi proje yöneticisi? Mesela kaç liraya kadar satın alma yetkisine sahiptir? Satın alma yapabilir mi, yapamaz mı? Neyi yapar, neyi yapamaz? Bunların hepsinin tanımlı olması lazım. Proje yöneticisi sonrasında berat dokümanı dediğimiz bizim Project Brief adı verilen bir dokümanı genel müdür imzası ile yayınlatmak üzere bir içerik oluşturur. Bu da çok önemlidir. Genel müdürün aslında kendisine ait olan sorumluluğu bir kişiye, bunun adı proje yöneticisi, delege ettiğini resmi olarak kurum içinde duyurduğu dokümanın adıdır proje beratı. Genel müdür imzalar, bu berat dokümanı ile birlikte bu proje artık resmi olarak başlatıldı. Proje yöneticisi şu ve proje yöneticisi bu beratta belirtilen içeriğe göre projeyi yönetmekle mükelleftir, sorumludur kuruma karşı diye herkese duyurulur. Yani genel müdür imzaladı, proje yöneticisi aldı, okudu, çok güzel dedi, dosyaya koydu. Bunun amacı bu değildir. Yani genel müdürün proje yöneticisine gönderdiği bir mektup değildir project brief dediğimiz doküman. Bunun bir kere proje ekibi tarafından mutlaka biliniyor olması lazım. Yani kurum içindeki sözleşme gibi düşünün. Proje yöneticisiyle genel müdürün arasında bir sözleşme gibi düşünün. Ancak proje yöneticisi derken proje ekibini düşünelim. Yani bütün proje ekibi bu beratla tanımlanan sürece uygun olarak çalışacak. Neler olacak burada? Projenin adı nedir? Kodu nedir? Başlangıcı nedir? Bitiş tarihi nedir? Bunların bir kere herkes tarafından bilinmesi lazım. Şimdi bu project brief dediğimiz, yani proje beratı dediğimiz dokümanın içeriğine bakacağız. Siz bu içeriği, örneğin project brief yayınlamıyorsunuz, şirketinizi yeni kurdunuz, fark etmez, bu içeriğe bakmanız lazım. Yani diyelim ki efendim biz daha yeni kurulduk, zaten 5 kişiyiz, ne project brief'i diyebilirsiniz. Bu işin muhteviyatını değiştirmez. Projede çalışacak olan arkadaşlara bir project brief'in muhteviyatına denk bilgileri vermeniz lazım. Çünkü burada amaç project brief yayınlamak değil. Amaç burada proje ekibini hem delegasyon şekli hem de içeriği hakkında projenin bilgilendirmek. Yani amaç edinmeyin project brief'i yayınlamayı. Bu bir araçtır. Amacımız proje ekibini bilgilendirmektir. Başka ne var? Mesela gizlilik derecesi. Gizlilik derecesi, şimdi proje gizlilik derecesiyle yönetiliyorsa ne olacak? Gizlilik derecesi olmayan tahsil dışı bir proje de yönetiyor olabilirsiniz. Veya bir proje her ikisini de içerebilir. Bazı kısımları tasnif dışıdır, herkese açıktır. Bazı kısımları gizlilik derecesine sahiptir. Belirli kriterleri haiz insanlar orada uygun usullere göre çalışırlar. Sonra projenin kısa bir tanımıdır, kapsamıdır gibi bilgiler verilir. Safhaları nelerdir bu projenin? Şimdi projenin safhaları dediğimde şununla kıyaslamayın lütfen. Ne dedik? Bir projenin safhaları nelerdir? İşte başlatma, yürütme, kapanış, izleme, kontrol ve planlama dedik ya, burada ondan bahsetmiyorum. O projenin safhaları neler? Gereksinim analizi safhası var, tasarım safhası var, test safhası var vesaire. Bunların süreleri, takvimleri ne? Mesela kaç ay sonra kritik tasarım noktasına gelinmesi isteniyor? 12 ayda mı isteniyor? Teslimatlar ne zaman olacak? Entegrasyon faaliyetleri ne zaman başlayacak? Bütçe şeklinde ana takvim kalemleri ve safhaları ekibi bir anlatmanız lazım yazılı olarak. Şimdi şunu da diyebilirsiniz. Efendim biz bunları zaten proje kick-off toplantısında, yani proje başlatma toplantısında bütün arkadaşları toplayıp sadece bunlar değil bunun çok daha detayını da anlatıyoruz diyebilirsiniz. Doğrudur, anlatıyorsunuzdur ama bu bilgilerin project brief'te olmayacağı anlamına gelemez. Çünkü project brief genel müdürlükle, yani üst yönetim ile proje ekibi arasındaki bir sözleşmedir. Yani bu sözleşmeyi, bu akdi yapmak zorundasınız. Burada biz nasıl kurum olarak dışarıyla bir sözleşme yaptınız, içeride sözleşme artık genel müdür tarafından bir alta delege ediliyor. Yine bir sözleşme ciddiyetiyle delege ediliyor. O yüzden genel müdür imzalıyor. Bu içerik belirlenmiş proje yönetim metodolojilerinin işaret ettiği içeriğe göre oluşturuyor ve bu sözleşmeyi, bu akdi kurum içinde yapıyor. İşte project brief budur. Bu yüzden farklılık gösterir. Bu yüzden ciddiyetle ele alınması gereken bir iç sözleşmedir. İş dağılım ağacı, kısıtlar, tahsis edilmiş bütçe. Mesela bu da çok enteresan bir konu. Bunu da biraz açalım. Şimdi ben şöyle yapabilir miyim? Örneğin 10 milyon liralık bir sözleşme imzaladım. Bunun içinde diyelim ki %10 karım var. 1 milyonu düştüm. Kaldı 9 milyon. %5'te risk koymuştum. 500 bin de düştüm. Kaldı 8,5 milyon TL. 8,5 milyon TL'de bu projeyi yapıp bitirip elimi yıkayıp bu işten çıkmak istiyorum. Bunu yaptığımda eğer risk bütçesine de hiç girmediysem 500 bin liralık 1,5 milyon TL'de şirketin kasasına kalacak. Dolayısıyla 10 milyon liralık bir sözleşmede 8,5 milyon TL'ye bitir. Yani proje bütçesi aslında sizin sözleşme tutarınız değil. Sonra ekibim kim benim? Ben tahsis edilmiş bütçeyi verirken onun içinde insan kaynağı da bütçenin bir fonksiyonu zaten. Yani onun da bir maliyeti var, onu da koyacağım. Yatırım kalemleri. Bir projenin bütün çevresi sarılıdır. Bütçesi, kaç insanla yapılacak, ne tür insanla yapılacak, yani hangi tecrübedeki insanlarla yapılacak, yatırım kalemleri neler, malzemeleri neler. Malzemeler de çok önemli. Şimdi düşünün ki bir proje yapıyorsunuz, malzemeleri sistem başına maliyeti 1 milyon dolar. Efendim biz işte 2 tane ön prototip sistem yapmayı öngörmüştük ama testler çok kötü geçti. Biz 2 taneyle bitiremeyeceğiz, 5 tane lazım dediniz. Alın size 2 milyonluk malzeme işi oldu 5 milyon. Firmalardaki bütün işlerde bir gözünüz numara okuyacak. Numara okuyan tarafta işte ister TL, ister avro, ister dolar sadece o işaretleri görecek. Yani her şeyin bir maliyeti vardır. Öbür gözde zaten işte yapılan işleri tekst olarak okuyacak. Bir de projenin performans hedefleri. Burada tabii şöyle bir durum var. Bu şirketlerde veya kurumlarda neden tartışma konusudur? Çünkü performansın ölçümü bir, doğru verinin toplanmasını, iki, verinin doğru toplanmasına gerekir. Yani siz A performansını ölçerken onunla direkt ilgili olan veri yerine indirekt ilgili başka bir veriyi topluyorsanız doğru veriyi toplamıyor olursunuz. Bir de topladığınız veriyi eksik topluyorsanız, gedik topluyorsanız, bunu toplamak için uygun bir altyapı sistem oluşturmadıysanız ne olur? Doğru veriyi doğru şekilde toplamıyor durumuna düşersiniz. Şu ana kadar işlediğimiz içerik proje beratı dokümanını oluşturuyor. Burada dikkat çekmek istediğim nokta aslında bir checklist üzerinden proje başlangıç safhasında şunlar yapılır, yürütme safhasında bunlar yapılır, kapanışta şunlar yapılırın ötesinde biraz da neyi neden yaptığımız hakkında bilgi vermek ve yapılış şekli hakkında sık yapılan hatalarla ilgili tecrübe aktarımı yapmak. Nitekim hepimiz en tecrübeli olanlarımız bile projelerde başarısızlıkla karşılaşabiliyoruz. Çünkü proje aslında firmanın bütün organlarıyla birlikte bir sözleşmedeki taahhütü yerine getirmek üzere kaynaklarını seferber ettiği, başı ve sonu belli olan yani geçici süreyle oluşturulmuş bir organizasyon ve pek çok farklı alandan riske tabi. Burada henüz risk yönetimi konularına girmedik. Risk yönetimi çok önemli bir konu. Hatta risk yönetimi olmaksızın sadece proje yönetimi değil, yönetim de yapılamaz hale gelebilir. Dolayısıyla proje yönetimi hakkındaki bu kısa farkındalığın biraz genel bilgi aktarımının sonrasında risk yönetimiyle ilgili ayrı kayıtlar düzenlemeyi planlıyorum. Şimdi proje beratından sonra geldiğimiz nokta proje başlangıç toplantısının yapılması. Bu toplantıda da proje beratında tespit edilmiş olan ekip, herkes kendi sorumluluk alanına giren konularda hem şirket içi süreçlerde yapılması gerekenleri hem de o sözleşme ile belirlenmiş kapsamın gereklerini yerine getirmek üzere hazırlıklarını yapıp bir bilgilendirme toplantısı için içerik oluşturur. Uzun bir toplantıdır, bir kere yapılır ve çok önemlidir. Projenin iç paydaşlarının yani şirketinizin içindeki bilimum departmanların, bölümlerin ve o projede iletişimde olacağınız müdürlüklerin bu toplantıyla bilgilendirilmesi idealde hedeflenir. Proje başlangıç toplantısı eğer sözleşmede de yapılacak bir faaliyet olarak belirlendiyse, örneğin takvimde 1. ayda yapılacak denilebilir. O sizin müşteriyle yapacağınız proje başlangıç toplantısıdır. Benim burada ele aldığım şekli sizin şirket içinde müşteriyle yapacağınız toplantıdan çok daha ayrıntılı olarak ele alacağınız proje başlangıç toplantısı. Projelerin bir künyeleri vardır. Projenin adını, kodunu, gizlilik derecesini, bu kiminle olan bir sözleşme, sözleşmenin süresi ne, bu sözleşmenin tutarı ne, bedeli ne, bunun garanti süresi ne kadar gibi basit bir kart düşünün, proje kartı. Üzerine bu temel bilgileri yazdığınız içerik bizim proje künyesi olarak adlandırdığımız kısım oluyor. Sonra projenin ekibinin yetki ve sorumluluklarıyla birlikte ekibe ve diğer paydaşlara tanıtılması lazım. Burada amaç sadece ekibi değil, projenin iletişim içinde olacağı, bilgi alacağı, bilgi vereceği, çıktılarının ilgili olduğu bütün firma içindeki alanları bilgilendirmek. Sonra detaylı bir şekilde yine teklif, sözleşme ve ekleri, sözleşmeye ait varsa protokoller, bilgi değişim ve gizlilik sözleşmeleri hakkında bilgi verilir. Bunların hepsi ekleriyle birlikte sözleşmenin ekosistemini oluşturuyorlar ve şirket içinde de bilinmesi lazım. Sonra sözleşmenin şart ve hükümleri, mesela fatura nasıl kesilecek, KDV'den muaf mı, ödeme planı nasıl, iş tanımı, projenin fazları, safhaları, iş paketleri, hangi iş paketini hangi alt yükleniciyle yapıyoruz. Bütün bu detaylar, projenin detaylı bir takvimi de dahil olmak üzere başlangıç toplantısının gündemini oluşturan konulardır. Diğerlerini ben buraya yazdım. Projelerin tipine, muhteviyatına, kapsamına göre proje başlangıç toplantısının gündemini sizinle paylaşmış olduğum eğitim notları içinden ilgili kısımları çekerek oluşturabilirsiniz. Mesela çevresel gereksinimler, çevresel testlerde kullanılması öngörülen birimlerin adet ve kullanım zamanları, mühendislik testleri, kabul test ve muayene usulleri. Bu tek yönlü bir bilgilendirme değildir. Yani proje başlangıç toplantısındaki amaç aslında bütün burada gündem olarak, örnek gündem olarak paylaştığım içeriği katılımcılara tek yönlü, yani broadcast mantığıyla aktarmak değil. Sizler tek bir proje odağından bakarken iç paydaşların içinde pek çok farklı projeyle daha geniş bir spektrumda, daha geniş bir odakla konuya yaklaşıp sizin daha planlama aşamasının başındayken hata yapma ihtimaliniz olan noktalara dikkat çekecek yöneticiler olabilir. Burada aynı zamanda sizler biz bu projede bunu böyle böyle yapmayı öngördük diye açıkladıkça onlar da şu projede benzer bir yaklaşımımız olmuştu, böyle bir sorunla karşılaşmıştık, bu konuya dikkat edelim derler. Dolayısıyla bu proje başlangıç toplantıları şirket içindeki entelektüel sermayenin kişiler arasında birbirine aktarımı ile ilgili de çok önemli fırsatlar sunar. Bu sebeple yapılması gereken bir iş gibi değil, bir fırsat gibi görülerek ele alınırsa çok faydalı, geniş katılımlı ve verimli toplantılar olarak ortaya çıkarlar. Projenin bütçesi hazırlanmıştır artık. İşçilik saatleri, ay bazındaki dağılımları, malzeme yatırım kalemleri, seyahatler, garanti dönemi bütçesi, fiyat tablosu, ödeme planı, bunların hepsi anlatılır. Mesela malzemeler büyük firmalarda şöyle kritiktir. Siz örneğin bir malzeme listesi oluşturmuşsunuzdur, taslak da olsa veya daha önce yapılmış olan bir sistemin ufak modifikasyonlarla benzerini yapacağınız bir proje içindesinizdir. Dolayısıyla o sistemin muhtelif malzemeleri şirketiniz tarafından bir başka projede tedarik edilip stokta hazır bekliyor olabilir. Stok eritmek çok önemli bir yaklaşım olduğundan işletmelerde bu stoktaki malzemelerin öncelikle kullanımı dahil bütün bu hususlar, üretim, malzeme planlama gibi hususlar, prototip pilot üretimi için gerekli miktarlar, tedarik süreleri, satın alma, üretim planlama, mühendislik yönetimi, Ar-Ge, proje yönetimi, bütün bu projenin iç paydaşları için proje başlangıç toplantısı bu konuların görüşülüp dikkat çekilecek noktaların not alınması, yeni işlemlerle bazı kontrollerin yapılması için fırsat sunar. Bilinen riskler üzerinden konuşulur. Riskler konuşulurken sizin görebildiğinizin ötesindeki riskler de diğer iş paydaşlar tarafından önerilebilir. Projenin gizlilik ve sanayi güvenliği ile ilgili hususlar tanıtılır. Proje performans hedef ve göstergeleri de tanıtılır. Yani bu proje bittiğinde proje hedef ve göstergeleri neydi? Projenin başarı kriterleri neydi? Şunu söyleyebilirim. Biz Berat'ta proje başarı kriterlerini de yazmıştık ya, hani KPI'lardan bahsetmiştik. Normalde proje bittiğinde üst yönetimin yapacağı şey şudur. Berat'ı getirin lütfen der. Getirirsiniz. Proje tamamlanmıştır, sonuçları ortaya çıkmıştır. İlk başta nasıl planlamıştık, bugün nasıl ortaya çıktı diye o berat üzerinden bakılıp kolay bir mukayese yapılabilir. Projenin başlangıç safhasında yapılacak son faaliyet ise proje yönetim planının yayınlanmasıdır. Proje başlangıç toplantısında iç paydaşlarla detaylı görüşmeler yapıldı, bilgiler paylaşıldı, onların görüşleri alındı, tartışıldı, ilave koordinasyon hususları ortaya çıktı. Artık bu noktadan itibaren proje yöneticisi proje yönetimine ait planı hazırlar. Bu bir kere hazırlayayım, ondan sonra proje süresince hep aynı planı kullanalım şeklinde olmaz. Proje yönetim planı pek çok sürümden, yani revizyondan, versiyon atlamasından geçer ve yaşar proje boyunca. Sözleşmede mevcut proje takviminin daha ayrıntılı ve firma içi kullanımına yönelik bir versiyonu yayınlanır. Yani sizin normalde müşteriyle yaptığınız sözleşmedeki proje takvimi örneğin 20 satırdır. İçinde 20-30 tane aktiviteyi barındırır. Halbuki sizin firma içinde kullanacağınız proje takvimi yüzlerce, binlerce satır olabilir. Çünkü o bir artık çalışma takvimidir. Sözleşmedeki özet proje takvimi onun faaliyetlerinin başını ve sonunu belirler. Ama onun içinde ekiplerin arkada çalışacak belki onlarca, yüzlerce kişinin çalışmalarını planlayan bir detaylı takvim olur. Bizler muhtelif projelerde 1000'in üzerinde dönemsel faaliyetler barındıran takvimlerle çalıştık. Bu şekilde oluyor. Bu sebepten dolayı da zaten Excel ile alabileceğiniz yol bellidir. Excel ile tükendikten sonra hele yönetim sisteminiz bir muhasebe finans sistemiyle entegre ise bunun içinde proje yönetim sisteminin de entegre olması çok önemlidir. Çünkü işçilik saatlerinin toplanması için, maliyetlerin anlık olarak izlenebilmesi için proje takvim araçları neler var? Mesela SAP programının bir proje takvim aracı var. Oracle'ın Primavera programı var. Microsoft'un Project'i var biliyorsunuz. Pek çok başka program daha var. Şimdi artık online programlar da var. Sonuçta çok daha detaylı bir proje takvimi kullanılır. Burada önemli olan her birimin kendi planını oluşturarak yayınlamasıdır. Sadece proje yönetim takvimi hazırlanmaz. Projenin kalite işlevleriyle ilgili bir plan hazırlar. Konfigürasyon yönetimi, keza konfigürasyon yönetimi hususlarıyla ilgili bir plan hazırlar. Mühendislik kendi teknik konularıyla ilgili mühendislik yönetim planı hazırlar. Üretim kendi planını hazırlar. Projenin bütünü için bir risk yönetim planı hazırlanır ve bu şekilde benzeri projeye yönelik pek çok plan hazırlanır. Örneğin sistem mühendisliği yönetim planı vardır. Test planları vardır. Planlar gerek gözden geçirme ve koordine süreçleriyle farklı bakış açılarının aynı hedef etrafında kenetlenmesi ve koordinasyonunun artırılarak senkronizasyonun sağlanması için çok iyi birer araçtırlar. Dikkat ediniz, hiçbir zaman amacımız proje yönetim metodolojisi içindeki işleri gerçekleştirmek değil. Amacımız projeyi belirlenen sürede, belirlenen bütçede, belirlenen kapsamda taahhüt edilmiş teslimatları ortaya çıkartacak şekilde başarıyla bitirmektir. Onun dışındaki tüm metodolojiler, project brief dediğimiz proje beratının yayınlanmasından tutun, başlangıç toplantılarının yapılması, planların yazılması, bunların hepsi her daim bir araçtır. Bu sebepten dolayı araçtan ziyade bu aracın bizi götüreceği nihai nokta, yani işin felsefesi, neyi neden yaptığımıza odaklanmak çok önemlidir. Evet, şu ana kadar ne yaptık? Elimize bir sözleşme aldık. Sözleşmedeki girdileri esas alarak bir projenin başlangıç süreçlerini gözden geçirdik. Bir sonraki videomuzda projenin bir sonraki safhası olan proje yürütme safhasını konuşacağız. Sonraki yayınımıza kadar sizlere iyi günler, iyi mesailer diliyorum. Hoşça kalın.